Kafkas İslam ordusu nasıl yola çıktı? Bakü'nün kurtarılması gerekiyor ama öncesinde bir kısaca kuruluşundan, Azerbaycan'ın kuruluş sürecinden bahsedip oradan Kafkas İslam ordusuna geçelim mi? Evet. Şimdi zaten 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başlarına böyle Azerbaycan'da bir aydınlar grubu yetişiyor. <laughs> Bu aydınlar grubu dünyada ne olup bitiyor hepsini Biliyorlar, okuyorlar ve artık Azerbaycan Türklüğü'nün de istiklali için içinden içinden bir mücadele başlıyor. Yani artık 1900'lü yıllara başladığımızda değilim. Rusya'da da o 1905'te meşrutiyete geçildiği zaman biraz daha serbestlik de oldu ve kendi okullarını kurdular. Pek çok aydınlar yetişmeye başladı. Ve Birinci Dünya Muharebesi'ne geldiğimizde de ve Birinci Dünya Harbi yıllarında e, tabii ki Azerbaycan Türkleri de ne yapmalı? Bu soruya e, hakikaten yakıcı bir soru. Şimdi Osmanlı Devleti savaşa girinceye kadar onlar beklemede kalıyor. Ama Osmanlı Devleti savaşa girdikten sonra, Türkiye savaşa girdikten sonra tabii ki Gönülleri bu kardeş ülkeyle birlikte e, oluyor. Ve Osmanlı Teşkilatı Mahsusası vardır. Enver Paşa'nın bizzat Hı. kurduğu. Bu e, sınır ötesinde faaliyetlerine başlamış. Onlardan nasıl bir destek olabilir Kafkas cephesine? Bir takım çalışmalar yapmışlar. Ama esas olarak tabii ki e, iki kardeş e, halkın birleşebilmesi... Çarlığın devrilmesinden sonra yani 12 Mart 1917'de sonra gelişmelerle başladı. Burada Rusya'da tabii önemli bir Çarlığın devrilmesi çok önemli bir olay. Bu zalim müstebit idare devrildi. Yeni Rusya'nın idaresi nasıl olacak? Ona soru, o soruya cevap aranırken tabii Azerbaycan'dan milletvekilleri seçildi. Bu arada komşu halklardan da var. Gürcü ve Ermenilerden de var. Bunlar kurucu meclisi toplamak arzusuyla bu seçimlere katılmışlardı. Fakat Boşevik ihtilali olunca 7 Kasım 1917'de onlar bu kurucu meclisi arzu ettikleri şekilde idare edemedikleri için dağıttılar. İç savaş başladı Rusya'da. O arada Güney Kafkasya'da da Azerbaycanlı, Gürcü ve Ermeni milletvekilleri Tiflis'te toplanıp bir e, hükümet kurdular. Dediler, biz Sovyetlerin, yani Bolşeviklerin idaresini tanımıyoruz dediler. Dolayısıyla Güney Kafkas'ın idaresini kendi kaderine e, eline almak istediler. E, tabii o arada e, Türkiye ile bir anlaşma yapılması gerekiyordu. Neden? Çünkü Kafkas cephesinde, Türkiye Rusya ile uzun zaman savaşmış 1914 sonlarından işte Sarıkamış Harekatı vesaire bu gelişmeler falan olmuş bir anlaşma yapılması gerekiyordu bir heyet kurdular ve Osmanlı ile görüşme kararı aldılar fakat tam o sırada Osmanlı Devleti de Sovyet Rusya ile bir anlaşma yapmıştır ona da Brest-Litovsk Antlaşması diyoruz 3 Mart 1918'de buna göre Osmanlı Devleti Kafkas hududunu tespit etti ama bu defa şeyle yani Soya hükümetiyle tespit etti. Şimdi bu Güney Kafkasya'daki gelişmeler ayrı bir durum yarattı. Şimdi Türkiye ile görüşelim bir barış yapalım kararını aldıklarında Trabzon'da görüşmeler yapıldı. Osmanlı Devletinin heyeti Rauf Bey'dir. Daha sonra başbakanlık falan da yapmış olan Rauf Orbay'dır. E, Trabzon'da görüşmeler yapıldı. Fakat e, buraya gelen e, heyet Brest-Litovsk'u öğrendi de geldi ama ona göre yetki almamıştı. Yani Brest-Litovsk Antlaşması'nı tanımaya yetkili değildi. Hı -hı. Görüşmeler yaptılar. 1914 e, hudutlarına göre anlaşma yapalım falan deseler de bunu e, kabul etmesi mümkün değildi Osmanlı Devleti'nin. Çünkü Kars, Ardahan, Batum'un Tekrar 40 yıllardan sonra Rus işgalinden geri alınmıştı burası. Bunun bırakılmasını istiyorlar. Buraların hani Kafkas federal devletine bırakılmasını istiyorlar. Tabii Enver Paşa bunu kabul etmeyince orada bir görüşmeler bitiyor. Bu defa Batum'da görüşmeler yapıldı. Çünkü 3. ordumuz buraları tekrar güvenliğe aldı. Buraları Rus ordusu buradan çekildi. Ve Brest-Sitoz Antlaşması'na göre Kars, Ardahan, da dahil olmak üzere tekrar Türkiye'ye katıldı bunlar. Bu arada yine görüşmeler başladı işte. Fakat e, Osmanlı Devleti gördü ki Tiflis'te kurulmuş olan bu federal hükümet sağlam temellere oturmuyor. Yani Azerbaycan Türklerinin, kardeşimiz e, Azerbaycan Türklerinin Gürcüler ve Ermenilerle kurduğu bu federal hükümet sağlam temellere oturmuyor. Çünkü aralarında bir güven yok. Yaşamayacak. Yani bir anlaşma yapılsa da yaşamayacak. Bu arada Ağızkalılar var. <laughs> Ağızka Türkleri bizi de kurtarın diyorlar. Ve Ağızka'da e, Osmanlı sınırları için alınmak isteniyor. Alınıyor da netekim. Çünkü Ömer Faik Bey var o zaman. Hem yazardır da, iyi bir yazardır aynı zamanda. Azerbaycan'da çok iyi tanınır. E, bu gelişmeler üzerine bu... E, federal hükümet dağıldı. Özellikle Gürcüler Almanlarla anlaşarak bir anlaşma yaptılar gizli. Almanların himayesine girdiler ve ortak hükümetten çekildiler. Oradaki ortak hükümet de tabii Osmanlı ben sizin yani bir devlet olduğunuzu nereden bileyim bağımsızlık ilan etmediniz falan demişti. Bağımsızlık da ilan ettiler. Gürcüler başı çekiyordu bu hükümette. Ama dediğim gibi sağlam temeller e, oturan bir hükümet olmadığı için hı hı. E, dağıldı ve önce Gürcüler 26 Mayıs bağımsızlık 1918'de bağımsızlık ilan ettiler. İki gün sonra Azerbaycan ve Ermenistan milletvekilleri hı hı. de kendi milli şuralarını kurarak onlar da bağımsızlık ilan ettiler. İşte Azerbaycan'ın e, yeni bir cumhuriyet olarak Ortayız. 28 Mayıs 1918'de e, istiklalini ilan etmesi bu şekilde gerçekleşti ve akabinde hemen her e, Cumhuriyet kendi heyetlerini Batum'a gönderdi. Burada Osmanlı heyetiyle bu defa Dahliye adliye nazırı e, Halil Bey'dir. E, oradaki heyetin başkanı Osmanlı tarafında e, Halil Menteş'e. Burada e, yapılan görüşmeler sonunda Azerbaycan'la bir anlaşma yapıldı, işte Gürcülerle, Ermenilerle, hatta bir Kuzey Kafkas heyeti vardı, onlarla da bir anlaşma yapıldı. Bu e, Kafkas e, İslam ordusunun kuruluşuna giden yolda bu anlaşmalarla <gülüyor> açılmıştır. <gülüyor>